Kahramanmaraş mutfağından Maraş kıvrımı. Hamur için yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı maden suyu, bir yemek kaşığı sirke, yarım paket kabartma tozu, bir fiske tuz, bir bardak su ve un. İçi için 3 bardak çekilmiş ceviz. Üzeri için 3 yemek kaşığı tereyağı, şerbeti için 3,5 su bardağı şeker, 3 bardak su. Sana yoğurma kabı, sirke, kabartma tozu, sıvı yağ istiyorsun, yoğurt istiyorsun. Ben konuklarıma diyorum ki, sen nasıl istersen öyle mi olsun, yarın, şöyle mi yetişir, olsun, yarım bardak. Sen nasıl istersen. Şarkıya daldın. Çok mu koydun? Yoğurdu çok koydun. Yarım mıydı? Yarım da. Sen nasıl istersen. Alalım. Koyayım mı? Evet koyalım. Dökül. Koyu koyu yapmışım bak, aferin bana. Mayalıyorum ben yoğurdumu. Ellerine sağlık. Biraz valla olmadı, bu az geldi. Heh. Bu benim en küçük klasik çay bardağım. Yağ. Bu da yarım çay bardağı. Çok tasarruflu bir böyle şey. Vallahi gerçekten tatlı. Normalde daha çok olur. Ama üzerine dökeceğiz tabii. tereyağı böyle vereyim mi? Yok, tereyağı üzerine şimdi değil. Ha, o kadar. İçerisine sıvı yağ koyduk. Maden suyumuz var mıydı? Var. Maden az suyuyla yapacaksın. Ay, maden suyunda çok güzel oluyor, çıtır çıtır oluyor. Hop, bir fincan kadar yetişir. Tuzumuzu. Maden suyu koyunca böyle çıtır çıtır oluyor, evet, değil mi? Çok acayip güzel bir tadı oluyor. Merve, su da alın. Çok değil. Bugün çok ilginç tariflerin var. Mesela Kahramanmaraş'ın yeni açanlar için hatırlanıyorum, meşhur tarhanası vardır. Ne, kuru tarhana mı? Ne diyorsunuz ona? Tarhana. Maraş. Cips tarhana diyorum, evet, ben tabii, ona. Evet tabii, kışın çıtır çıtır. Evet, evet. Sobanın başına geç veya oturduğun yerde. Nursel'cim bak. Bakayım. Bak. Elliyim bir. Oh. Yumuşacık. Bezeleyecek misin? Evet, bezeleyeceğim. Bıçağı bırakayım sana. Un serpeyim mi tepsini? Hı? İyi olur. Ununu mu bekletiyorsun genelde? İyi olur. Çok değil de tabana yapışmasın tepsinin. Ben de bezeleri düzelteyim anne. Çok büyük değil mi? Kocaman kocaman mı açacaksın? Tabii. Sen izledin mi bir kere konuğum böyle ilk defa şu tahttan var ya, ekranda çok büyük gözüküyor da bak ben, evet, şöyle yapmıştım, çok hoşuna gitmiş herkesin. Bak dur bir dakika. Bak bu bir kucak kadar. Ben bir damlacık kızım zaten. Aslında çok küçük tezgahım. Böyle tezgahtan sarkıtmıştı. O kadar büyük hamur açmıştı ki sanki bunlar da öyle büyük olacağı benziyor. Evet, öyle de olacaklar. Değil mi? Ay bravo. Hepsini aynı yapan çok nadirdir ha. Sen dostun, düşmanını biliyorsun demek ki. Bu biraz dinlensin. O arada da isterseniz biz dağıttığımız yerleri bir temizleyelim. Şunlar evet dinlenirken mutfak toplanıyor ve hemen Maraş kıvrımına geçiliyor. Buyurun. Evet. Kıvrım tatlımıza başlayalım Nursel'cim. Ben de şerbetini yapıyorum. Kaça kaç? 3,5 şeker. 3 bardak su. Şimdi başlıyorum açmaya. Şu kabım da çok güzel oldu. Şeker koydum. Çok rahat ettim. İçinden alabiliyorum. Evet, çok güzel. Evet. Daha cam kavanozdaydı. Çok şık duruyor ama o kapta. Aynen. Onlar hediye geldi. Öbürleri eski. Sezgin Bey'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 3'e 3 mü dediniz? 3,5'a? 3,5'a. Aa, dur ne zaman açtın ya? Ne kadar hızlı açıyor. Eli alışkın olduğu için. Aa, annem inanamıyorum. Galiba. İnanamıyorum. Anneannem bunu genelde bayramlarda yapardı. Bayramdan birkaç gün önce yapmaya başlardı. Ama tepsi tepsi, bir tepsiyle hiç kalmazdı o. Vay be. Çünkü geleni gideni çok olduğu için. Tek başına mı? Senle birlikte yapıyordu. Birlikte. Ha, birlikte. Hamur açmak mı? Ne? Öyle yapıyor. Aa. Ay tıpkı benim gibi açmıyor mu? Aynen benim gibi açıyor gerçekten. Maşallah ne güzel. Bak ben de göstereyim. Göstereyim şekerim. Buyur, bir dakika. Şekerim.
Ay dur, sığmadı, çok büyükmüş. Hamur dile gelmiş. Bırak beni diyor. Pardon Volkan. Volkancığım, biz bu işi 4 yıldır öğreniyoruz. Pardon yani. Annen yokken denemeler yapıyor musun, böyle gezmeye gidince falan? Genelde beraber takıldığımız için öyle bir fırsat da olmuyor. Çok iyi anlaşıyorsunuz siz, çok fark ettim. Çok düşkünsünüz birbirinize. Evet, ya galiba ikimiz de hani evde tek olduğumuz için. Ben tek kızım, o da hani 4 erkeğin içerisinde tek kalıyor. Evet. Bu yüzden hani herhalde birbirimize düşkünlüğümüz. Bu yağ böyle köpürsün mü istiyorsunuz, eridi yeterli mi? Azıcık daha evet, kaynasın. Yufkaya mı dökecek? Yok, yufkaya sonradan dökecek. Ha, üzerine. En üstüne. Dilimledikten sonra, evet. Aa, o zaman erken açmışım ben onu. Ha, şimdi kapatayım kapatabiliriz. Birazdan. Kapatabiliriz. Öyle yapalım. Meryem abla, rakip geldi Meryem abla. İnanamıyorum. Alkışlıyoruz. Vallahi bravo. Sağ olun, teşekkür ederim. Artık bunu cevizleyelim. Bence de cevizleyelim artık. Vay vay vay. Helal sana. Bunu ikiye bölmenin sebebi küçültmek aslında. Tabii, değil mi? İnceltmek. İnce olsun diye yapıyorsun. Tabii. Bir de daha rahat kıvırabilmek. Evet. Tabii. Cevizini ekleyelim. İyi mi cevizin küçüklüğü? İyi. Çok güzel. Şimdi kıvıracağız. Şimdi buradan. Şimdi kıvıracağız. Orta göbeğini oluşturacağız. Ay çok güzel. Ana oldu. Çok zaten güzel oldu. Ay lütfen bir tane ben yapabilir miyim? Çok özendim. Çok yapabilirmişim gibi geldi. Şöyle yanımıza alalım bunu. Dur şimdi. Cevizleyelim. Evet. İyi mi? Az daha şu. Biraz herhalde. Şöyle. Ben de öyle yaptım aşk ol. Herhalde birbirimizin yaptığı ters mi geldi? Az daha atalım, bir daha atalım. Şöyle. Yapmıştım şöyle. Şeyimi kırdın ama ya, doğru yapmışım. Hevesimi kırdın. Hani herkesin elinin alışık olduğu bir düzen vardır ya, ona değişik geldi. Onun için yoksa. Ay süper, ne kadar incecik, çıtır çıtır olacak. Evet. Süper. Şerbetin göz göz olmuş. Sence oldu mu? Evet, artık ha? Limonunu sıkıp bak şöyle oldu mu? Gözler gözler, ben olduğunu anlıyorum artık. Sıkıyorum, kapatıyorum. Evet, ılık kapatalım. Gerekiyor bize. Evet. Baklavamız sıcak, şerbetimiz ılık olacak. Kapadım gitti. Bir de kabını değiştireyim. Eşinin iştahı nasıl? Güzel. Ha? Güzel. Yer mi? Ne koysam hanım yaptıysa yerim, evet, mi der? Evet, aynen. Cevizim bitti ama o yarım seni dolduracak zaten tepsini. Kızgın yağ ihtiyacınız var her zamanki önce gibi. Önce keserim, ondan sonra. Aslında sade yağ mı vardı, onunla eritseydik? Evet. Siz severdiniz sade, evet, yağ. Evet. Aa tüh. O da aklımıza gelmedi galiba. Vallahi ya. Şimdi bunun kesmesi güzel. Evet. Bunu zaten piştikten sonra yenirken göbeğini yemek için herkes şey yapar. Buradan yarışır. Bunu tepsiyle sunarız zaten. Evet, ben de şu görüntüyü çok seviyorum. Coslu mu? O kadar ocağın suyunu önemli tuttum. Değil o. Ha? Ben de o coslamadım tutuluyorum. Savaştım o kadar onunla. Bu arada fırını açtım. Kaç derece sever? 180. 180'i sever. Her şey gibi yine. 180 nedir? Candır. Candır. İzleyicilerim de öğrenmişler, yazıyorlar Instagram'a. 180 candır diyorlar. Evet. Ay. Az birazcık bu yağını hafiften yesin.
böyle içine doğru emsin. Tamam. Ay çok güzel yaptın ya. Bir de aynı elden çıktı ya. Biz ellemedik hiç. Tatlımız. Tatlımızı unuttum ha, biliyor musun? Olmuştu galiba. Bence pişti. Evet. Şerbetiyle buluşturalım onu. Evet. Aynen. Çok güzel olmuş. Çok. Au. Hemen cozlatalım mı? He? Tutalım. Ama çok güzel olmuş şu an ikisi de. Çok. Eline sağlık. Lan nefis. Afiyet olsun. Acayip de güzel kesmişsin. Afiyet olsun.